Merhabalar. Bugün yazar, şair Tahsin Duman'la birlikteyiz. Tahsin Bey, öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Size soracağımız çeşitli sorular hazırladık bu söyleşimizde. İsterseniz hemen ilk sorumuzla başlayabiliriz. Başlayabiliriz. Teşekkür ederim ağırladığınız için. Ben teşekkür ederim. Öncelikle kendinizi bir yazar ve şair olarak, aynı zamanda kendi işinizin patronu olarak nasıl tanımlarsınız acaba? Şimdi ülkemizde o kadar olumsuzluklara rağmen yazarlarımızın, şairlerimizin çabaları, ne kadar uğraşmaları halinde bir türlü okunmaması adına üzerimize düşen görev okuyucuyla buluşup okuyucunun biraz daha bizi okumasını sağlamak gayreti içerisindeyiz. Güvenilir olmak, insanlara gülümseyerek bakıp hayatı gülümseyerek tanımak adına kendimi tanımlayabilirim. İki tane kız çocuğum var. İki kız çocuğu babasıyım. Kendi işimle uğraşıyorum. Onun dışında okumaya, her gün daha çok okumaya, yazmaktan çok okumaya çalışıyoruz. Ne kadar çok okursan, yazmayı zaten sanatkarlar yazıyor ama bizim yazmaktan çok okumaya ihtiyacımız var. Bu kadar tanımlayabilirim en azından. Bu arada Tahsin hocamızın iki tane kitabını şurada görebilirsiniz, yazdığı iki kitabı. Peki hocam, ne kadar zamandır yazıyorsunuz? Yani ne kadar profesyonel anlamda yaklaşık 20 yıldır yazıyorum. Ama ondan önce de çocukluk yıllarında işte her bulduğumuz kağıda, her bulduğumuz sayfaya bir şeyler karalayarak başladık. Ama profesyonel anlamda yaklaşık 20-25 yıldır yazıyoruz. İki tane kitabımız var. Düş Dağı Mektupları, bir de Sevda Hamal diye. Biri sadece şiir, biri hem kısa öykü hem şiir. İki tane kitabımız var. Şu anda da dedim ya, ülkemizde o kadar olumsuzluklar var ki şiiri yazarken okuyucusuyla buluşmadığın zaman bu ülkede işin çok zordur. O yüzden biz de şu an hazırladığımız iki tane daha kitabımız var. İnşallah ne zaman okuyucuya daha iyi mesajlar vermeye başladığımız zaman onları da yayınlayacağız. Tamam, çok teşekkür ederim. Peki bu yazdığınız şiir ve hikaye kitaplarınızda ilham kaynaklarınız nelerdir? Nelerden ilham alırsınız? Onu ifade edebilirseniz. Aldığımız ilhamlar ülkemizdeki, daha önce de söyledim. Ülkemizde o kadar sorunlar, o kadar mesaj verilmesi gereken konular var ki aslında dışarı çıkıp etrafınıza baktığınız zaman bütün gözünüzün önündeki olaylar aslında size ilham veriyor. Olumsuzluklar, ülkemizdeki sıkıntılar, yaşam mücadelesi, belki onlar ilham kaynağı oluyor. Sanırım bu sorumuzun da cevabını aldık. Eğer ekleyeceğiniz bir şey varsa tabii ki ekleyebilirsiniz. Bu kadar. Yazmanızdaki en büyük etken nedir diye soracaktık. Tabii ilk başlangıçta yazmanız, sonradan yazmaya devam etmeniz. Dedim ya, biraz ülkemizin aslında biraz mesaja ihtiyacı var. Ne kadar çok mesaj verirsek ülkedeki sorunları daha iyi çözeriz diye beklenti içine giriyoruz. Tabii yazarın özelliği o an, şiir açısından bakarsanız zaten şiir ilhamın saati yoktur. Geldiği zaman nerede, nasıl, ne şekilde olursanız olun, bir kağıt kalem yetiyor size. Kağıdı kalemi aldınız mı yazıyorsunuz. Peki hocam, yazarken çektiğiniz en büyük sıkıntılar, en büyük zorluklar, bunlar olumsuz eleştiriler de olabilir. Çektiğiniz en büyük zorluk nedir şu ana kadar? Ya yazma sürecinde? Olumlu, olumsuz dedim ya biraz önce. Benim genelde hikayelerimde, şiirlerimde biraz topluma mesaj vermeye çalışan bir yazarım. Tabii mesaj verirken uç noktalara dokunabilme olasılığı olabiliyor. Olumlu veya olumsuz. Öyle olduğu zaman, herkesime hitap etmediği zaman veya bir uca dokunduğu zaman tabii ister istemez belli zorluklar yaşıyoruz. Peki hocam, kusura bakmayın, sözünüzü bölüyorum. Yazarken toplumun bir ucuna dokunacak diye veya toplumun örf geleneklerine aykırı diye yazmayı bıraktığınız veya sildiğiniz veya değiştirdiğiniz bir hikayeniz veya bir şiiriniz oldu mu? Ya genelde oluyor ama biz genelde silmemeye, ne olursa olsun düşüncelerimizi yazmaya gayret etmemiz lazım. Çünkü bir uca dokunuyor diye yazmadığınız zaman bu sefer farklı sıkıntılar olabiliyor. Biz yazacağız. Bütün okuyucuya hitap edecek.
herkes üzerine düşeni almaya çalışacak. Bizim üzerinde durmak istediğimiz olay bu zaten. Biz mesajımızı vereceğiz ve toplum olarak kimin ne alabildiği bizim için önemli. Ne kadar çok ulaşabilirsek okuyucumuza o kadar bizim için iyidir. Teşekkür ederim hocam. Türk yazarlar içerisinde bu kişinin eserleri beni yazar şair olmak için iştahlandırdı diyebileceğiniz bir yazar var mı acaba? Ya tabii ülkemizdeki sadece ülkemizde değil yani dünya çapındaki yazarları da içine katarak konuşmamız lazım. Bugün bütün kalemle kağıda birleştirip yazı yazan bütün yazarlarımız kıymetlidir. Hepsinden belirli ilhamlar alıyoruz. Kimisinin bir cümlesi, kimisinin yaşam tarzı, kimisinin hareketi. Herkesten tabii ki bir örnekler vardır. Bir Nazım Hikmet dediğim zaman zaten çoğu yazarın ismini söylemeye gerek yok. Herkesten, bütün yazarlarımızdan ilham alabiliyoruz. Dedim ya biraz önce ülkemizdeki toplumsal olaylar, sorunlar, bütün yazarlarımızın üzerine durup yazmak istediği konular bunlardı. Ama maalesef ülkemizde yazarlar ne zaman kaybediliyor, ne zaman sürgünlerde ölüyor, biz ondan sonra farkına varıyoruz. İnşallah biz ölmeden önce fark ediliriz. İnşallah hocam. Sadece biz değil, yeni nesil yazarlar, şairler de aynı. Her türlü güzel sözden ilham alabilecek durumdayız. Teşekkür ederim hocam. Umarım sizi sorularımızla boğmuyoruz. Yok estağfurullah. Son bir iki sorumuz olacak size. Yazmadan önce planlar mısınız yoksa çala kalem yani gelişine güzel bir şekilde mi yazarsınız? Şimdi dedim ya biraz önce şiir sanatsal boyutu farklıdır. Şiiri planlamak diye bir boyut yoktur. Şiir planlanmaz. Şiir o anki andır. O anda yaşadığınız bir duygu veya işte gözünüze çarpan hoş görünen güzel bir cümle, güzel bir gülümseyiş size şiiri yazdırır. O anlıktır. Ama öyküyü veya bir romanı veya bir farklı bir yazıyı ister istemez tasarlarsınız. Duyulmuş bir cümleden bile siz öykü yaratabilirsiniz. Ama şiir o anki ilhamın verdiği andır. Yani kendimden örnek vereyim. Çoğu şiirlerimi yazıp 3 gün sonra yırttığım da olmuştur. Çünkü o an yazdığın zaman size dünyanın en güzel şiiri geliyor ama 3 gün sonra o andan, o ilhamın geldiği andan çıktığınız zaman şiirin çok farklı bir boyutu olduğunu fark ediyorsunuz. O yüzden şiir o andır, ilham geldiği andır ama öykü anıdır, diğer düz yazıdır. Bunların hepsi planlayarak yazılabiliyor. Anladım hocam. Peki aslında bu az önceki sorumuzla da bağlantılı. İşte vermek istediğiniz az önce şiirlerinizi ve hikayelerinizi toplumsal mesaj kaygısıyla yazdığınızı, bir nevi yazdığınızı söylediniz. Bu önceden planlanarak mı yoksa yazarken mi şekillenen bir durum mudur diye soracaktım. Az önce zaten cevabını verdiniz. Ya yine bir ilave yapayım ona. Ülkemizdeki sorunlar tabii dönemsel olarak değişiyor. Her dönemin farklı bir yaşanmışlığı vardır. Her yaşanmışlığı da bizim kağıda döküp ağır mesajlar vermemiz de doğru değil ama bizim görevimiz eğer yazarsak ülkedeki sorunları yazmamız lazım ki bizim toplum doğruyu, yanlışı en azından birileri söyleyerek onu irdeleyip doğru olanı bulmaya çalışması. Bizim de elimizden geldiği kadar kendi adıma şiirlerimde, öykülerimde, yazılarımda ağırlık olarak mesaj vermeye çalışan bir yapıdayız. İnşallah bu da okuyucumuza ulaşır. Teşekkür ederim hocam. Son bir sorumuz olacak size. Genç bir yazar adayına yazma konusunda önerileriniz nelerdir? Bunları da duymak bizi mutlu edecektir. Teşekkür ederim. Genç yazarlarımıza öğüt olarak diyebileceğim, biraz önce de sorularınızda bu cevabı vermeye çalıştım. Yazmaktan çok okumaları. Ne kadar çok okursak yazma konusunda daha ileride daha iyi mesajlar verebilme ihtimali yüksektir. Onların çok okuyup okuduktan sonra yazdıkları kitaplarında, yazılarında ne olursa olsun okuyucuyla buluşmaları.
Eğer biz ülkemizde okuyucuyla bulaşamazsak maalesef ülkemizde kitap okunmuyor. Kitabın okunmamasının nedeni biraz da basınımızın yetersiz olması, işte kültür sanatın etkinliklerin yetersiz olması. O yüzden yazar hem yazacak hem kendi çabalarıyla okuyucuyla buluşacak. Ne kadar çok buluşursak yazarlarımızın en iyi yapması gerekenin o olduğuna inanıyorum. Hem yazacağız hem okuyucumuza gerekirse tek tek dolaşacağız. Tek tek derdimizi anlatacağız. Şiirlerimizi sevdireceğiz. Öykülerimizi okuyarak onlara ulaştırmaya çalışacağız. Hocam teşekkür ederiz. Az önce kendi işinizin patronu olduğunuzu açılışta söylemiştim. Kendi işinizde çalışmanız sizin yazmanızı etkiliyor mu? Onun zorlukları nelerdir? Biraz onu da açabilir misiniz? Tabii ki biraz iş potansiyeli farklıdır. Bir iş adamının hem işini yaparak hem de okuyucuyla buluşması biraz daha zordur. Ama bu açıdan bakmak lazım. İş ticarettir, geçim kaynağıdır. Ama yazarsanız, sanatla uğraşıyorsanız sanattan beklentiniz olmayacak. Eğer beklentiniz olacaksa yazarak ben para kazanacağım, yazarak farklı bir boyuta geleceğim diye düşünürseniz o zaman yazmayacaksınız. Çünkü sanatın parayla ölçüsü yok. Sanat yapıyorsanız parayı düşünmeyeceksiniz. Tabii biz sanatla uğraşıyoruz. Ülkemizdeki insanlara mesaj verip iyi şeyler yansıtabilmek için işi de kendi ekmeğimizi, kendi hayatımızı idame etmek açısından. O yüzden işle uğraşıyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam. Sizi dinleyecek arkadaşlara son bir tavsiyeniz, bir öneriniz var mı? Hepinizi, öncelikle size, bizi dinleyen herkese teşekkür edeyim. Tek mesaj olarak bunu diyebilirim. Okuyun. Ülkemizde okumanın faydaların neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Sadece bu yazar ünlüdür, bu yazar güzel yazar diye düşünmeyelim. Ülkemizde eli kalem tutup yazan herkesin şiirini, öyküsünü okumasını istiyoruz. Tekrar ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Saygılar, görüşmek üzere sunuyorum. Evet arkadaşlar, söyleşimizin sonuna geldik. Yazar, şair Tahsin Duman'la birlikte gerçekleştirdik bugün. Bizi buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Ama olmadı. Yargısız infazları yargılayamadık. Tahrik edici kokuları bırakamadık. Ve faili meçhul cinayetlerin faillerini bir türlü bulamadık. Ama olmadı. Adalet mülkün temeliydi, adaleti oturtamadık. Ve sevdiğimizi aldatmadan duramadık. Ama olmadı. Ne zaman yüreğime ateş düşse ormanlar yanar. Yüreğime düşürme ateşi, ormanlar ziyan olmasın diyemedik. Ama olmadı. Her acıdan sonra akşamları meyhaneleri boşaltamadık. Ve neden şimdilerde koynumuza aldığımız yarın gideceği korkusundan kurtulamadık. Ama olmadı. Bu dünyanın hepimizin olduğuna inanamadık. Ve bir aşkla yetinemedik. Sevdiğimiz insanlara acı vermekten bir türlü vazgeçemedik. Ama olmadı. Gerçek sevgiyi bulmadan başkasına kalbimizi açmaktan üşenmedik. Ulaşılmaz sandığımız tüm ulaşılmazlara kendimizi kaptırmaktan ve peşinden koşmaktan alıkoyamadık. Ama olmadı. İnanamadık yılların aldığını bir daha geri vermediğine. Ama olmadı. Her ağlamaklı, kanamalı, yaradan, ayrılıklardan, acılardan kendimizi alıkoyamadık. Dünya hepimizindi, barışa yanaşamadık. Savaşsız yaşayamadık. Ama olmalı artık. Dünyadaki tüm ağlamaklı, kanamalı yaralara yama olmalı.